Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Tarih 24 Ağustos 2022. Yavaş yavaş Ağustos ayı bitiyor. Maalesef ama maalesef yani 23 Ağustos 23.59'a kadar ben kap bekliyordum. En azından işte görüşmelerin bundan sonraki ayağı İstanbul'da olacak şeklinde bir açıklama bekliyordum. Ama maalesef kulübümüzden gelmedi. Fakat bu videonun içeriğinde detaylara yer vereceğiz. Şimdi düne ilişkin kapla başlayalım. Çünkü Fenerbahçe'den bir kap yapıldı. Hocam ama bak sen kap gelecek demiştin. Gerçekleşti. Niye bu kadar üzülüyorsun? Hayır, ben giden kaplarından bahsetmiyorum. Ben gelen kapın olacağını söylemiştim. Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğu açıklandı. Güzel bir şekilde hafif bir veda klibiyle de bu transferin Fenerbahçe tarafından duyuruluşu yapıldı. 500 bin euro bonservis bedeli, öncelikli satın alma hakkı, sonraki satıştan pay yüzdemiz %40 şeklinde. Bakın arkadaşlar, her halükarda kar. Hep benim kafamdaki proje şuydu. Fenerbahçe altyapısı yılda 20 tane futbolcu çıkartsın. Her futbolcu, bak 20 futbolcunun 20'si de 500 bin euro bedel, sonraki satıştan %40 payla dünyanın her yerine satılsın. Her yıl 20 futbolcu çıksın. En az 20 futbolcu. Aynı şartlarda gitsin. 500 bin euro. Satış bedeli sonraki satıştan %40 pay. Fenerbahçe var ya, çok değil, 5 sene sonra abad olur. Dünya çapında olur. Ezgican Alioski biliyorsunuz Adana Demirspor maçında noktayı koyan ve birilerinin ağlayışını dindiren, acısını dindiren, feryadını dindiren, yalvarmasına kulak verip onları kırmayan isim. 7 dil biliyorum, 8. Türkçe olacak, yavaş yavaş öğrenmeye çalışacağım demiş. Aman dikkat et Mert Hakan'dan öğrenme. Ülkenizden uzağa gittiğinizde en önemli şeylerden biri iyi bir şekilde çalışmaktır. Herkesle çok iyi arkadaşlık kuramazsınız ama iyi anlaşmak önemli. Burada olduğum süre boyunca takım arkadaşlarımla sürekli birlikteyiz. Burayı aile ortamı olarak görüyorum. Bayrampaşa'da aile üyelerim var. Bizim de Silivri'de var, Metis'te var, Çağlayan'da var. Mahkemelerde, tatillerde de geliyordum. Burası beni çeken bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerden bir tanesi. Burayı hep sevdim ama yaşamak farklı bir deneyim. Keyifli zaman geçirmek istiyorum demiş. Hadi lan oradan. Terbiyesiz herif. Birçok kişiyi ağlattın. Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan. He canım, he biz de inandık. Mergin Berisha takımla birlikte çalışmalara başlamış. Serdar Aziz, Joshua King ve Buruma ise günü bireysel idmanlarla tamamlamışlar. Tamamlasınlar bakalım. Şimdi geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Arjantin'in sol kanat oyuncusu Matias Vargas, Çin ekibi Shanghai ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmış. Shanghai Vargas için Espanyol'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek diyor. Bakalım Transfermarkt'a yansımış mı? Sonuç olarak onların kulakları daha keskindir. 6 milyon euro piyasa değeri vardı. Bu sezon hiç oynatmadılar. Zamanında 10,5 aldılar 2019 yılında. Ama şu an için bir bilgi gözükmüyor. Espanyol Real Madrid 28 Ağustos Pazar saat 23'te. Ulan güzel maç varmış ha. Valla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor alamaz mıydı? Alabilirdi ama nasip. Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan Zayt, Altay, Bayındır ve Valencia'nın kontratları hakkında Sercan Hamzoğlu bir canlı yayın yapmış. Canlı yayındaki sözlerine kulak asarsanız, dikkatlice dinlerseniz zaten bizim kanalda da benzer şeyleri duyduğunuzdan emin olacaksınız. Mesela Zayt için temsilcisi gelecek, uzatılacak diyor. Kanalımızla ilgili bakın var mı yok mu. Aynı şekilde Altay Bayındır ve Valencia ile ilgili menajerinin geldiği, görüştüğü vesaire. O yüzden bunu da geçtim. Valencia demişken, Valencia taraftarı Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferini açıklamasını istiyor demiş.
Yemin ediyorum Fenerbahçe taraftarı da aynı. Yemin ediyorum. Niye Maxi Gomez'i? Çünkü adamlar Maxi Gomez'i bize verip gibi alacaklar. Gibi alacaklar. Bilin bakalım gibi alacaklar. Demek ki gibi alacaklar. Onlar da Cavani'yi alacaklar. Millet gidiyor Berzire, Fener gidiyor Derzire. Sen Cavani yazsana. Bu arada Maxi Gomez, Diego Rossi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı fotoğrafını beğenmiş. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Ateistler biz ne alakaya diyorlardır. Şimdi Fenerbahçe Adana Demirspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Maşallah PFDK'yı biz geçindiriyoruz. Herhalde aç karınlarını. Adana Demirspor Kulübü çirkin ve kötü tezahürat. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sportmenine aykırı hareket. Adana Demirspor oyuncusu Rakit Siki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişler. Ağlak Belhanda ve Onyekuru ise herhangi bir sevk kararı çıkmamış. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü olarak aslında yeri göğü inleteceksin. Arkadaş, ben hakem kararına saygı duydum. Teknik direktörüm çıktı, övdü. Ama tahrikin cezasını bize açıklar mısınız diyecek. Yani tahrik etmenin cezası sadece sarı kart mı? O zaman şöyle yapalım. Dakika 86'ya 87'ye geldiğinde her takım 2-3 tane provokatif oyuncu seçsin. Gitsinler seyircilere orta parmak göstersinler. Ya da birer tane kağıt böyle pankart alsınlar. Bütün stattaki herkesin annesini falan diye şöyle bir dolaştırsınlar. Eğer sadece sarı kart yeterliyse. Sonra millet birbirini öldürsün. 6222'den şöyle olsun böyle olsun. Sonra suçlu Fenerbahçe olsun. Ya böyle bir man kafalık yok ya. Gerçekten böyle bir man kafalık yok. Ben çözemiyorum yani ya. Ben gerçekten çözemiyorum. Çok tuhaflıklar, ilginçlikler, saçmalıklar ne ararsanız hepsi burada bir arada rafadan tayfa. Ama bunların illaki cezası olması lazım. Onu da söyleyeyim. Ya da sosyal medya paylaşımı. O sahayı niye ceza aldı? Galatasaray'dan bir oyuncu ceza almıştı. Beşiktaş'tan Caner'in dudak okunmuştu. Demek ki başka şeyler var. Fenerbahçe'nin sözleşmesi biten oyuncularını konuştuk. İrfan Can Kahveci. Arkadaşlar İrfan Can Kahveci. Ne kadar olursa olsun yüksek bedelle alınan bir Türk futbolcu. Biz aldığımızda milli takımın gururuydu. Şampiyonlar Ligi'nde deli gibi esen bir futbolcuydu. Yetenekli bir futbolcu. Ama bize geldikten sonra bazı kötü durumlar yaşadım. Ve özellikle bu sezon başında hani ulan bu niye oynuyor ki dedirtiyordu. Ve bir sakatlık geçirdi. Geçen sezon maç kazanınca röportaja gidip hani fazla kilom yok diyebilmiştim. Bugün daha doğrusu dün bir görüntü verdi. Sosyal medyaya düştü. Yani öyle bir fitleşmiş, öyle bir düzelmiş. Pabuç pahalı. Emre Mor'dan formayı almak da neredeyse imkansız. Şimdi Emre Mor'la ilgili de konuşacağım. Yani ben ne dedim size? Hadi İrfan Efendi formanı geri al alabiliyorsan. Hadi Mert Hakan Efendi al formanı diye. Hadi alsınlar arkadaşlar. Hadi formalarını alsınlar. Hadi alsınlar bakalım. Yani şimdi yıldız olduğunu düşünmek zorunda. Şimdi takım presine katkı vermek zorunda. Şimdi oyun disiplinine katkıda bulunmak zorunda. Şimdi rakibi ebesinin örekesine kadar kovalamak zorunda. Şimdi irfat düşünsün. Şimdi irfat düşünsün. Emre Mor demişken. Fenerbahçe'ye gelişi 2 milyon euro demiş. Evet, keş 2 milyon euro diye söyledik. Bir de bir genç futbolcu verdik. Pelkas değil de neydi o? Bir tane altyapıdan çıkan bir oyuncu verdik. Onu verdik. 2 milyon euroya. Şimdi aynı Emre Mor için Avrupa kulüplerinden teklif geldi diyor Sercan Hamzoğlu. Bakın duyum Sercan Hamzoğlu'na ait bilginiz olsun. 8 milyon euroluk bir teklifin olduğunu söylüyor. Şu an Eylül'de transfer ediyor. Hocam öyle bir şey olabiliyor mu ya? Eylül'de aldık daha pardon Eylül diyorum özür dilerim. Temmuz'da aldık hocam. Temmuz, Eylül olmadan futbolcu mu satılır? Satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir futbolcu bir futbol sezonu içerisinde yani 2022-2023 sezonu içerisinde yanlışım yoksa 3 transfer birden yapabiliyor. 3 transfer aynı dönem içerisinde. Evet şaka yapmıyorum.
Mesela Temmuz başında yaptı bir Fenerbahçe'den atıyorum 8'e gitti 2. Devre arasında da 15'e başka takıma gitti. 3 yapabiliyor arkadaşlar bunu. Bu yasal olarak herhangi bir sıkıntı yok ama bizi gururlandıran ne? Galatasaraylıların ağlaması hocam. Emre Mert diyorlardı. Yok o değil. Bizi gururlandıran şu. 2 milyon euroyu aldığın futbolcu sende 8 oluyor. İşte bunu anlatmaya çalıştık. Ya çok özür dilerim ama aptal anlatır gibi anlattım arkadaşlar. Dedim ki mesela Emirkan İlkan, Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe altyapısından çıkıp Fenerbahçe'de o sayıda maça çıksalardı Beşiktaş'ın sattığını en az 3 katına satardık. Marko'yu Galatasaray neredeyse bedavaya sattı. Fenerbahçe'de olsaydı sattığını en az 2 katına satardık. Doğru mu diyorum? Doğru hocam. Fenerbahçe satardı diyorlar. Sonra diyorlar ki siz hülle yapıyorsunuz. Ulan yani bilim açıklayamadığı şeye tesadüf diyor. Ya da bazıları. Bunlar da açıklayamadığı her şeye siz yapar. Bunu diyen takım neredeyse yani futbolcuların maçlardan sonra çıkarttığı formaları Ümraniye Spor'a verecek. Eyüp Spor'a. Ümraniye'den çıktı. Bu arada Emre Mor için kusura bakmayın öksürük tuttu. Bu sezon Süper Lig'de en çok ikili mücadele kazanan futbolcu desem 32 kez de. En sık ikili mücadeleye giren futbolcu desem 4.3 dakikada bir. En sık ikili mücadele kazanan futbolcu desem 6.9'da. Şimdi siz Adana Demirspor'u övüyorsunuz. Hocam Akintola var. Onyekuru var. Fenerbahçe'de. Yani siz bunlara tedbir alırken rakipler Emre Mor'a tedbir almıyor mu? Hocam Nani ile aynı tipte. Nani Emre Mor'a göre ayağı daha iyiydi ama hızı düşüktü. Emre Mor'un ayağı kötü. Yani son vuruş becerilerini azıcık daha geliştirsin zaten Fenerbahçe'den Real Madrid sıçraması yapar. Fenerbahçe'den Real Madrid sıçraması yapar. Bunu da söyleyeyim. Ama yani maalesef durum bu. Şimdi en son nerede kalmıştık? Emre Mor. Rakip Emre Mor'a tedbir alıyordur. Rakip siz bugün çapsız şöyle böyle deseniz de rakipler Rossi'ye de tedbir alıyordur. Çünkü kısa boylu süratli futbolcu. Bakın birçok futbolcuya tedbir almak zor. Ne yaparsın? İşte bekini ona göre ayarlarsın. Savunma hattını ona göre edersin vesaire. Ama Emre Mor'a neyle tedbir alacaksın? Hatırlayın arkadaşlar geçen sezon Emre Mor Ferdi'yle ikili birebir kalmıştı. Ferdi'yi 3-4 pozisyonda madara etmişti ya. Bir hatırlayın bir düşünün. Bir düşünün yani. Ve Emre Mor'un Fenerbahçe'de olması idmanlarda olsun, maçlarda olsun Fenerbahçe futbolcularına bir özgüven sağlıyor. Osayi Samuel. Bu soru bana çok soruldu. Ya arkadaşlar ağrısı var. Ondan oynamıyor diyorum. Yok hocam Osayi gidecekmiş. Kim diyor? Hocam söylüyorlar gidecekmiş Osayi. Senin haberin yok. La kim diyor? Hocam diyorlar senin haberin yok. Osayi gidiyormuş. Ulan arkadaş. Gerçekten bir şey diyemiyorsun. Bazen vela havle demek dışında başka bir şey kalmıyor. Osayi'nin ağrısı olduğu için oynatılmadı. Riske edilmemek adına da az süre forma giydi. Hani gidebildiği yere kadar gitti takım. Zaten skor 3-2 olduktan sonra oyuna girdi farkındaysan. Yani gidebildiği yere kadar girdi. Yok 4-2 iken mi girdi? Yani 83 yok 87'de girdi diye hatırlıyorum ama şuradan bir kontrol edeyim. 88'de girmiş. Aynen Lincoln Erniken'in yerine 4-2 iken girmiş. Hani artık gidebildiği yere kadar gidip bir yerde bitti. Pili bitti Usain'in. Lincoln'un pili bitince girmek zorunda kaldı. Hani başka takıma transfer oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Komple böyle komplike şeylerinize bayılıyorum ya. Senaryolarınıza. Ne diyelim. Ama şunu söyleyeyim. Osayi'nin ağrıları sürdüğü için herhalde Perşembe günkü maçta da olmayacak. Ama Arda Güler oynayacak inşallah. 1. Alioski ilk 11'de başlayacak inşallah. 2. João Pedro inşallah ilk 11'de başlayacak. 3. Ben bunun da bir nevi müjdesini vereyim. Joshua King'in oynamasını beklemiyorum. Joshua King o maçta da dinlendirilecek. Çok güzel bir şekilde dinlensin. Konya Spor maçına hazır hale gelsin en azından. Konya Spor demişken. Şimdi bakın.
Defalarca aynı şeyi söylüyorum. Bazen sıkılabiliyorsunuz ama yine de söylemekten vazgeçmeyeceğim. Her takımda Onyekuru var Süper Lig'deki. Mesela Konyaspor'da da Onyekuru var. Anlatabiliyor muyum? Girin internete Konyaspor Transfer Market yazın. Bakın onlarda da Onyekuru var. İsim olarak Onyekuru değil. Ama futbol becerisi olarak Onyekuruları var. Zümer Bütüçi. Hani Norveç, Kosova ağırlıklı ama Kosovalı futbolcu. Bütüçi diye bir Onyekuruları var. Sağ beklerine, sağ stoperlerine hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Sağ beklerinde Ahmet Oğuz var. Sivas'tan gelen. Dikkat etmekte fayda var. Fenerbahçe maçtan da aslan kesilen. Sol beklerinde Cilerme var. Brezilyalı 32 yaşına geldi. Yedeği Yasir Subaşı. İş oraya kalmaz. Sağ stoperleri mesela Adil Demirbağ var. Calvo var. Stoper hattında. Ama Adil Demirbağ eskiden beri hatırlarsınız. Adana Demirspor'da falandı. Bir dönem Fenerbahçe'nin adağını alıyordum. Sonra baktığın zaman arkadaşlar mesela Endri Çekici merkez orta sahası. Bir dönem Fenerbahçe'nin adı geçti. Neydi? Rahmanoviç oynayabilir 10 numaralarında. Yine ön libero olarak Hacı Ahmetoviç Fenerbahçe'nin adı geçti. Bak 6 milyon euro Hacı Ahmetoviç. Çekici 5 milyon euro. Baktığın zaman 11 milyon euroluk bir merkez orta saha hattı. Rahmanoviç'te 2.8 13.8 milyon euro. Bazı Süper Lig takımlarının değerinin üstünde. Bütüçi 5.5 milyon euro. Sağ kanattan Robert Muriç var. Ya da Mihail Ak'ı oynatabiliyor. Forvetlerinde Muhammed Demir İkpezua var. Biraz aslına bakarsanız forvet konusunda sıkıntı yaşayabilecek bir kulüp. Hocam İstanbul'a 4 atmışlar. Ya İstanbul'a 4 atmalarını çok şey yapmayın. İlk 2 maçtan beraberlikle ayrılıp 3. maçta kazanan bir ekipten bahsediyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İbrahim Seyiç de Türk değil. Anlatabiliyor muyum? Yani rakibin kaleci Türk, sağ beki Türk, muhtemelen stoperlerden biri Türk gibi. Geri kalanların hepsi yabancı olacak gibi duruyor. Bakalım inşallah bir sakatlık vesaire olur arkadaşlar da. Eksiklik görürüz. Yoksa İlhan Palut takımı yani mesela Mihail Ak'ı bir taraftan kaçırmaya çalışır. Diğer taraftan Bütüçi'yi kaçırmaya çalışır. Kapanır. Seni üstüne çeker. Fenerbahçe için zorlu bir sınav olacak gibi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu ana kadar hemen hemen her rakibi bir nevi açık oynadı. Ha o sahayı pazartesiye kadar iyileşir oynar mı? İnşallah oynar. Çünkü o sahayın oynadığı maçlarda rahat Fenerbahçe savunması. Çünkü hızından dolayı kanat oyuncularını orada öldürür. O maça müsaade etmez. Salahi'nin performansı kötü taraftarı korkutuyor ya. Salahi ya da bir başka futbolcu sezonda 2-3 tane böyle kötü dandik maç çıkarabilir. Normal bunlar. Yani yanındaki stoperde zaten dandik. Mesela Lemos ikinci şeyde hata yapmasa kimse Salahi'nin performansını konuşmayacak. Yani vursa taca kornere falan çıkarsa sıkıntı yok. İlk pozisyonda hakem vermesi gereken offside'ı verse yine sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? İki stoperin birden aynı anda hata yaptığı maç, bırakın 4 attığımız maç olsun. Onu söyleyeyim. Valencia maşallahı var. Yani Valencia her maçta o performansı gösterecek diye bir durum yok diyoruz. Her maç aynı performansı gösteriyor. Aman böyle devam etsin inşallah. Hani Emre Mor üstüne koya koya gidiyor. Hocam ama golü yok, asist yok. Siz futbolu bu zihniyette izlerseniz o zaman kalecilerin Allah canını alsın. Penaltı kurtarmadı diye kaleciyi öldürün. Değil mi? Mesela Adana Demirspor maçının gizli kahramanlarından biridir Altay Bayındır. Kaç top çıkarttı? Ya. Onu da söyledik. Perşembe günkü ilk 11'de söyledik. Ahmet Ercanlar. Ahmet sen çocuk musun ya? Şu anda Lemos'u hoca beğeniyor demiş. Kadroda kalma ihtimali çok yüksek demiş. Evet Mustafa hocam senin cümlelerine benzer bir cümle. Hayır. Benim cümleme benzerlik sadece isim benzerliği var. Benim cümlem totalde şu şekilde. Lemos'un kalma ihtimali, kadroda düşünülme ihtimali Gustavo Henrique'den daha yüksek dedim. Ancak Lemos'tan 1 milyon 2 milyon euro arasında bonservis beklentimiz var. Bu teklifi alırsa
gider şeklinde. Bununla bunu karıştırma. Ben Lemos kalır malır demiyorum. Kadroda kalma ihtimali çok yüksek falan demiyorum. Ben Gustavo Henrique'nin sözleşmesi dondurulabilir ya da başka takıma gönderilebilir diyorum. Bruma ile ilgili de benzer şeyleri söylüyorum. Demedi demeyin. Şimdi Fenerbahçe hem santrafor hem stoper arıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bana bugün, dün bir arkadaş daha doğrusu yazmış oraya, Mustafa hocam sen stoperin alınacak dedin. Stoper falan alınmayacak. Ben senin kaynağını çok merak ediyorum falan filan yazmış. Ukala ukala. Ukala ukala oraya kaynağını merak ediyorum falan yazmış. Kendi çapında. Yani kendi çapında duyumculuk oynuyor arkadaşlarımız. Kardeşim Jesus bir stoper bile istemiyor. Net haber. Ha Salah'a giderse bir stoper alınır. Yani haberlerini nereden alıyorsun merak ediyorum demiş. Senin gibi Ahmet Ercanlar ne diyorsa Kur'an'da ayet gibi görmüyorum. Stoper alacağız ve o gün sen çoktan kaçmış, farklı şeyler gibi hareket etmiş olacaksın dedim. Merak içerisinde bekliyorum arkadaşımızın farklı şekilde hareket etmesini. Çünkü sağdan soldan duyum alıp, sağdan soldan birilerinin duyumuyla hareket edip, buraya gelip, yani buraya gelip boşu boşuna konuşuyorlar. Yani boşu boşuna konuşuyorlar. Aston Villa yetkilileri Atilla Sanayi'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirmişler diye. Arkadaşlar bunlara çok takılmayın. Bunlara gerçekten çok takılmayın. Atilla Sanayi'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirebilirler. Hiç sıkıntı değil. Benim menajerimle de görüşme gerçekleştirebilirler. Golvar.com'da yazı da yazabilirler. Bunlarda sıkıntı yok. Golvar.com onların kanalına da sponsor olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Burada mühim olan oyuncunun tavrı, kulüp başkanının tavrı, teknik direktörün tavrı ve düşüncesi. Teknik direktör göndermiyorum arkadaş. İsterse 100 milyon euro teklif gelsin derse, menajeri isterse 70 tane kulüple görüşsün. Bir önemi var mı? Var mı bir önemi? Yok. Hocam Atilla Sanayi'nin kafası karışmış olabilir mi? Buna olabilir derim. Yanlış anlaşılmasın, buna olabilir derim arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Atilla Salahi'nin kafasında bir bulanıklık var. Hakkında hayırlısı olsun. Şimdi ben Salahi olsam şunu düşünürüm. Ulan ben dura dura Luan Perez'i aldılar. Diyeceğim ki beni satacaklar, o yüzden aldılar. Doğrudur. Yok ya, o kadar kötü düşünme. Belki benim yanıma almışlardır birlikte oynayalım diye. Yanıma alsalar denenirdik. Kolay maçlarda denerdik. Adam hiç sol stoper oynamadı ya da sağ stoper denenmedi. Üçlüye döndük. İkimiz yan yana oynayalım diye. Bak ikimiz yan yana oynayalım diye üçlüye döndük. Demek ki bu adamı benim için aldılar. Diyebilir. Şu an kafasında bunu şekillendirebilir. Onu da söyleyeyim. Ha Fenerbahçe üçlüyle çok mu iyi oynadı? Çok da iyi oynamadı ama çok da kötü oynamadı. Rakiplerin kafasını 1 milyon yaptı. Şimdi Adana Demirspor maçından sonra Konya Spor düşünüyordur. Pazartesi bunlar bize karşı nasıl oynayacaklar? 3-4-3 mü oynayacaklar? 4-3-1-2 mi oynayacaklar? 4-1-3-2 mi oynayacaklar? Tövbe estağfurullah, bunlar ne oynayacaklar? Biz kendi oyunumuzu oynayalım diyecekler. Ama kendi oyunumuzu oynayalım derken tufaya düşebilirler. Fenerbahçe'nin de bu açıdan bu çok çok iyi gidiyor. Böyle devam etmesi lazım ama her maçın senaryosu üçlü olmaz. Her maçın senaryosu üçlü gidecek diye bir şey yok. Evet arkadaşlar, aktaracaklarım bu kadar. Toparlamak gerekirse kısa bir geçiş yapayım. Maxi Gomez'in kapını bekliyorduk. Sadece saat uymadı. Ama eninde sonunda Maxi Gomez olacak gibi duruyor. Çok çok aykırı bir durum olmazsa. Emre Mor için 8 milyon euro resmi teklif geldiğine dair de Sercan Bey'in duyumu var. Muhammed Gümüşkaya'nın yolu açık olsun. Giden kaplarımız devam edecek. Berisha kulüplerle görüşüyor. Bruma giderse kimseye sürpriz olmasın. Zayis, Altay Bayındır Valencia sözleşme uzatacak. Diego Rossi için şu an için bir teklif yok. Şu an için bir gidicilik durumu yok. Bazen arkadaşlar teknik direktör futbolcuyu bilerek oynatmaz. Dinlensin diye, kendine çeki düzen versin diye, kendine ekleme yapsın diye vesaire. Arda Güler, João Pedro, Ali Oski'nin Perşembe ilk 11 olmasını bekliyorum. FDK kararları tuhaf. İrfan Can'ın da Perşembe ilk 11'de olmasını bekliyorum. Hadi onu da söyleyeyim. Osayi'nin ağrıları varsa Perşembe günde oynatılmaması lazım.
Konya Spor maçında oynatılsın. Perşembe günkü maçı zaten Fenerbahçe alır. Hatta İrfancan Eğribayat, sağ bekte Ferdi. Çünkü Burak Kapacağı birden oynatacağını zannetmiyorum. Stoper ikilisi Luan Perez, Salahi olur ya da Lemos, Luan Perez şeklinde olur. Sol bekte Alioski'yi oynatırsın. Orta ikili de Crespo, Mert Hakan oynatırsın. Sağda İrfan Can, ortada Arda Güler, solda Rossi'yi oynatırsın. Forvet'te João Pedro'yu oynatırsın. Al sana dehşetül vahşet kadro. Bunlar da der ki ulan ilk maçı 2-0 kazandık. Ben elimden geleni sahaya yansıtayım. Taraftar zaten Arda Güler'i görünce 4 köşe olur. Annesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sapa sağlam bir şekilde çıktı çok şükür. Arda da takımla çalışmalara başladı. Perşembe günü oynamaması için hiçbir engel yok. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hani şu 1500 dakika falan kuralı varmış ya. Al sana oynatmak için fırsat. 90 dakika oynasın çocuk. Arkadaşlar, atacağınız her bir beğeni, yapacağınız abonelik, şu kanala yapacağınız abonelik çok güzel oluyor. Bizleri çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Emeklerin karşılığını görmek insanı mutlu ediyor. Her videoda da beğeni atın, abone olun, şöyle böyle falan filan demek istemiyoruz. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Ben size bırakıyorum. Görüşmek üzere.